olduğunu anlamak üzere Mustafa Sönmez'e dönelim. İktisatçı Sayın Sönmez telefon attığımızda. Merhaba efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi anlamaya çalıştık tabii Berat Albayrak'ın söylediği ayrı, bunu havuz medyasının yandaş, iktidar yandaşı medyanın aktarışı ayrı. Ama eldeki veriler daha da ayrı. Siz nasıl yorumladınız efendim? Vallahi yani şaşkınlıklar içinde her sabah uyanıyoruz. O kadar ters yüz ediyorlar ki gerçekleri. Bir kere ihraç edilen tahvil ya da borçlanma 5 yıllık, yani eskiden 10 yıl vadeyle borç alabilirken Türkiye, şimdi ancak 5 yıl vadeyle alabiliyor. Bir kere bu bir. İki, ödenen faiz öyle böyle değil, %6 döviz üstünden. Amerikan tahvilleri %3, yani Amerika'nın %3 ile borçlandığını Türkiye %6 ile borçlanıyor. Hatta İngiltere'nin %1.2 ile borçlandığını Türkiye %6 ile borçlanıyor. Yani hem daha kısa vadeli borçlanacaksınız, hem de dünyada ödenen faizlerin bir katını ödeyeceksiniz. Sonra da bunu başarı diye lanse edeceksiniz. Gülerler adama. Yani bu faizi verdikten sonra tabii ki bu tahvil kapış kapış gider. Hiç bu tarafına bakan yok, bu tarafını gösteren yok. Onun için çok başarısız bir borçlanmadır. Türkiye'nin ne kadar sıkıştığını, hangi koşullara teslim olduğunu da ortaya koyan çok somut bir icraattır bu. Böyle bakmak lazım. Peki ekonomiyi yöneten iktidarın bu ekonomik kriz ortamında hani kriz olduğunu kabul etmeyişini hep eleştiriyorduk. Manevra alanı nedir Sayın Sönmez? Şu noktada manevra... Vallahi son derece daralıyor. Bakın bütün gelen göstergeler, her gün gelen bir gösterge. Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte, yani Temmuz'dan itibaren, Temmuz-Ağustos özellikle Ağustos ayından itibaren bir krize girdiğini bize teyit ediyor. Dün perakende ticaret verileri açıklandı. Fakat bakın bu veriler öylesine bir kamuflajla açıklanıyor ki topluma, gerçeği böyle eşeleyerek buluyorsunuz. Sabit fiyatlarla perakende ticaret %3 azalmış, yani düşüş var. Sanayi üretimi azaldı. Tüketici kredilerine ve kredi kartı harcamalarına baktığınızda baş aşağı gidiyor. Demin siz söylediniz, işte çiftçi sayısı ve esnaf sayısı, buna baktığınızda baş aşağı gidiyor. İşsizliğe baktığınızda tırmanıyor. Yanı sıra bütün diğer göstergelerde aşağı doğru gidiş var. Bakın ithalat bıçak gibi kesildi. Tüm bunlar ne demek? Yani ekonomi krize girdi, kriz tüneline girdi. Göreceksiniz. Şimdi bu üçüncü çeyreğin büyüme verileri Aralık ayında yayınlanıyor. Aralık ayında yayınlandığında Türkiye'nin krize girdiği resmen TÜİK tarafından da tescil edilecek. Bu gerçekle yüzleşmiyorlar. Yani bu ekonomi krize girmiştir. Bunun adı üstelik yüksek enflasyonla beraber girdiği için stagflasyondur. Çok tehlikeli, çok yapışkan, uzun vadeli ve ucunda çok da ışık görmeyen bir kriz tünelidir bu. Evet, enteresan tabii. Yani şimdi bu hal böyleyken hala krizi yatsıyan açıklamalar ya da her şey çok iyiymiş gibi açıklamalar yapmak ne anlama geliyor? Yani şimdi böyle yapmak zorundalar. Ellerinde bütün medyayı tuttukları için, hem devlet medyasını hem medyanın önemli bir kısmını ellerinde tuttukları için sürekli bir başarı efsaneleri yaymaya başlıyorlar. İnsanların yaşadığı başka bir şey, onların anlattıkları başka bir şey. Çarşı pazarda domates 10 lira, onlara bakarsanız ortalık güllük gülistanlık. Yani dövizi patlattılar, inanılmaz bir maliyet artışı ortaya çıktı. Bu başarısızlıklarını kabullenmek yerine enflasyonu kalkıp bir takım istifçiye, stokçuya yoruyorlar. Üstüne zabıta gönderdi diye. Sonra da dünyada emsali görülmemiş bir enflasyon indirim kampanyası diye bir şova girişiyorlar. Komik, yani tamamen komik. Bunlar hiçbir zaman aynaya bakıp yüzleşmediler. Hiçbir zaman yaptıkları yanlışlarla yüzleşmediler. Bakın bir bakan, bir üst düzey bürokrat istifası işletlerinde bile bir özür dilemediler. Sürekli bir dış tehdit, dış oyun, komplo,
işte bizi çekmiyorlar, biz aslında şöyleyiz, böyleyiz şeklinde bir aslında son derece tehlikeli psikolojik bir kibir içindeler. Reddeden bir yapı, kendi sorumluluğunu reddeden bir yapı sonuç olarak. Reddeden bir yapı ama ne oluyor? Sonunda gidip gidip kayaya çarpıyorlar. İşte bunu bir yaparsın, iki yaparsın. Sonunda gerçektir. Gelir yüzüne çarpar. Şu anda Türkiye inanılmaz bir enflasyonu yaşıyor. İnanılmaz bir yoksullaşmayı yaşıyor. %25 olan enflasyon %30-35'lere gidiyor. Ve insanlar bu ölçüde gelirlerini artıramadıkları için ciddi bir yoksullaşma içindeler. İşsizlik hızla tırmanıyor. İnsanlar banka kredi borçlarını ödeyemiyorlar. Firmalar kredi borçlarını ödeyemiyorlar. Ekonomi ne kadar uzun sürecek bilinmeyen bir kriz tüneline doğru sürükleniyor. Bunu IMF bile teyit etti son raporunda. Türkiye, Arjantin'le beraber krizde olan en önemli ülkelerden biri. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Her şeye rağmen güzel bir gün geçirmenizi dileriz izleyenlerimizle ben birlikte. Ben de hoşçakalın, iyi günler olsun. Kolay gelsin efendim. Ekonomiyle ilgili değerlendirmeye döneceğiz ama bu arada Ankara'da bir tepki dile geldi. Sağlık demişken 14 devlet hastanesinin parça parça şehir hastanesi olarak taşınması, iki ayrı bölgeye taşınmasına tepkiler dile geldi. Ve basın açıklaması yapıldı sevgili izleyiciler. Ankara platformu, hastanemi kapatma Ankara platformu oluştu. Ve ilk basın açıklamasını da yaptılar. İzleyelim. Bilkent Şehir Hastanesi'nin devreye girmesiyle 14 devlet hastanesi parça parça kapatılıp bu hastaneye dahil edilecek. Hastanemi kapatma Ankara platformu ise bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Haberiniz var mı? Ankara'da yeni bir sağlık merkezi değil, soygun merkezi açılıyor. Haberiniz olmayabilir ya da kim bilir belki de siz şehir hastanesi açılacak diye duymuş olabilirsiniz. Burası Ankara içindeki 14 devlet hastanesinin parça parça taşınacağı Bilkent Şehir Hastanesi adıyla açılacak ama bir devlet hastanesi değil, bir holdinge bağlı, CCN Holding'e bağlı bir soygun merkezi. Hastanemi kapatma platformu adına ortak basın açıklamasını yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Arif Müezzinoğlu, hastaneye dolar üzerinden kira ödeneceğine dikkat çekerek tasarruf derken tam bir israf örneği olacak bir uygulama dedi. 1-2 aya kadar açılması planlanan Ankara Bilkent'teki şehir hastanesi için siz soygun merkezi diye okuyabilirsiniz. Bizim devlet bizim cebimizden hem de bu zor dönemde dolar üzerinden kira ödemeye hazırlanıyor. Tasarruf derken tam bir israf örneği olacak bir uygulama. Hastanemi kapatma platformu Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne ödenecek yıllık 80 milyon dolar kira bedeliyle Ankara'ya en az 400 tane aile sağlığı merkezi yapılabileceğini ve Ankaralıların hastane muayene katılım payı ödemelerinin kaldırılabileceğini açıkladı. Örneğin yıllık 80 milyon dolarla Ankara'da en az 400 tane aile sağlığı merkezi, sağlık ocağı yapılabilir. Ankaralıların hastane muayene katılım payı ödemeleri kaldırılabilir. Evet sevgili izleyiciler, şimdi yönümüzü tekrar bu tepkiyi dile yansıttıktan sonra, dile gelmiş bu tepkiyi sizlere duyurduktan sonra tekrar yönümüzü iş dünyasına, çalışma yaşamına, ekonomiye çeviriyoruz. Cumhuriyet Gazetesi önemli bir rapor gündeme getirmişti bugün. TEPAV'ın grafiğini bir ekrana alalım. İstihdam İzleme Bülteni'nden çarpıcı bir veri ortaya çıkmış. TEPAV İzleme Bülteni ekonomideki durgunluğu gözler önüne serdi diye yansıtıyoruz bunu. Bu çalışma göre son bir yılda çiftçi sayısı %5.2 oranında azalıyor sevgili izleyiciler. Sadece çiftçi sayısındaki bir azalmadan söz etmiyor bu çalışma bize. Aynı zamanda esnaf sayısının da %2.3 azaldığı vurgulanmış ve kamudaki çalışan sayısının Haziran 2018'e göre arttığı da ifade olunmuş. Şimdi bu veriler bize esnaf ve çiftçinin azaldığını gösteren bu veriler bize piyasadaki durgunluğu gözler önüne seren önemli bilgiler sunduğu gibi aynı zamanda krizle birlikte tüketici kredilerinin ve kredi kartı harcamalarındaki düşüşün de %12'yi aştığı vurgulandı sevgili izleyiciler. Bu veriler ışığında şimdi ekonomi değerlendirmesi yapmak üzere Mustafa Sönmez'e döneceğiz. Şimdi bir kere hal böyleyken Türkiye'nin çarkını döndürmesi adına, dış borcu büyük bir ülke çünkü, dün
Berat Albayrak'ın açıklamalarıyla şöyle bir şey gerçekleşti. Dünya tahvil ihracına 3 katı talep gelmiş Türkiye'nin. Bu haberi Berat Albayrak'ın böyle duyurduğu ve yandaş havuz medyasında çok önemli bir gelişmeymiş gibi aktarılan bu haberin sağlamasını Milli Gazete'de ve Yeni Çağ Gazetesi'nde iki ayrı haberde görüyoruz. Birincisi Milli Gazete Amerika'ya daha da borçlandık diyor. Yeni Çağ Gazetesi de yama dikiş tutmuyor. Kısa vadeli dış borcun sadece %19'unu karşıladık bu tahvil ihracıyla diyor sevgili izleyiciler.